1 Eylül'de yani bu çekirdek enflasyon sözünü etmeden önce Şahap Kavcıoğlu, Sayın Merkez Bankası Başkanı, dolar kuru 8.70'ler civarındaydı. Sonrasında geldiği nokta bugün, az önce burada grafiğe yansıdı, 14.18, 14.20. Yani baktığımızda yani yaklaşık %70'in üzerinde, yani bu 4 puanlık faiz indiriminin Türkiye ekonomisine dolar bakımından maliyeti bu. Yani bu doların dış borca maliyetini hesapladığımız zaman zaten yani TL bazında 400 milyar falan bir acayip rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi eğer sizin dediğiniz gibi bu rakam, yani faiz indirimi yapılıp 1 puan belki 2 puan indirimiyle hakikaten yani bir kabusun içine doğru sürükleniyor olmaz mı Türkiye? Zaten oradayız herhalde. Şimdi... Burada akıl makıl arama Hilmi Acalı oluyor. Artık şey yok, akıl filan gitmiş. Siyaseten kendini bağlamış vaziyette. Büyük laflar etti Erdoğan. O lafların yiyip yutamaz artık. Mecbur. Ama bir şey söyleyeceğim Mustafa. Azizim, Erdoğan hani oradan dönemez. Zor durumda kalır. Doların bu haliyle zaten zor durumda değil mi? Bir de olmayan rezervden harcıyoruz. Ya 4 kere müdahale etti Aralık başından beri, düşünün. Yaklaşık 4,5-5 milyar dolar deniyor. Daha fazlası olduğu da söyleniyor. Şimdi biz Birleşik Arap Emirlikleri ile hani o kadar laf ettiğimiz o ülkeyle bir swap anlaşması için birazcık böyle boynumuza, başımıza eğdik. Şimdi buna da dava açarlar mı bilmiyorum ama yani oradan ve Katar'dan bir dolar bekliyoruz. Onun da geldiği yok. Nereden harcıyoruz biz bu dolarları peki? Ya bu dolarlar şimdi senin döviz mevduatının bir kısmını bankan, Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak vermek durumunda. Yani bizim dolarla, bizim derken evet, bizim, mevduat biz sahiplerinin. Yani şey olarak zorunlu karşılıkları satıyorlar. Başka döviz yok şeyde. Merkez Bankası'nda. Yani swap dediğin işlemde de swap bakonu olan döviz kullanılabilir bir döviz değildir. O daha görüntüsel bir şeydir, zahiri bir hadisedir. Kullanılabilir bir döviz değildir. Yani Merkez Bankası'nın fiili olarak sattığı dövizler bankaların zorunlu karşılıkları. Başka bir şey değil, emanet dövizler yani. Şimdi Erdoğan böyle demez mi? Ya bu Erdoğan işte şu lafları etmedi mi? Döviz bu, düşer de çıkar da. Enflasyon bu, düşer de çıkar da. Onun için kimse Perşembe günü farklı bir şey beklemesin. O faiz inecek. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi yani bu özellikle istihdam meselesi üzerinde yoğunlaşıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı, daha doğrusu ekonomi kurmayları da yani... Cumhurbaşkanlığı sarayındaki ekibin tasarladığı şeylerden bir tanesi istihdamı korumak. Yani faiz indirimlerini yaparak işte inşaat sektörünü kendilerince satışlar üzerinden ayakta tutmaya çalışıyorlar ki bugün ya da dün yayınlandı o istatistikler. İnşaat sektöründe yani konut satışlarında bir artış grafiği olduğu anlaşılıyor. Yabancılardan da çok ciddi alım özellikle var filan. Özellikle yabancılar, evet. Şimdi burada bir hareket olduğu kesin ama benim mesela bir müteahhit arkadaşım var, onunla konuştum. Dakikada bir beni arıyor, işte inecek mi çıkacak mı, dolar ne oluyor, niye düşüyor, yarın ne olacak, perşembe ne olacak? Yani esasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın inşaat sektöründe bir hareketlilik ve satışa doğru yani oradaki istihdamı korumak için yaptığı bu hareket orada çok olumlu sonuç yaratmamış gözüküyor. Bir, ikincisi ihracat deniyor. Yani ihracat burada artış olacak vesaire. İhracat bu toplumdaki iş, yani iş sahasında ne kadar bir ağırlığa sahip? Az önce örneğini verdim. Yani bu enflasyon artışları esnafa yansıdığı zaman insanlar oralardan alışveriş yapmamaya başlayacak. Yani stagflasyon diye konuşulan şey aslında bu. Yani burada da istihdam kaybı olacak. Yani buradan hakikaten bakıldığında bu görülemeyecek kadar karanlık ve anlaşılamayacak bir tablo mu? Yani ekonomik olarak biz ne desek bu Erdoğan'ı ikna edecek bir şey değil. Ekonomik akılla hareket etmiyor Erdoğan. Erdoğan tamamen siyaseten ne sonuç alırım onun telaşı içinde ve başına gelen şeyi yeni yeni fark ediyor ama öyle bir çıkmaza soktu ki kendisini. Şimdi ne siyaseten kazanacak ne de ekonomiye bir doğru rota verebilecek durumda.
Yani ne amaçladığı gibi faizler indiği takdirde inşaat sektörü ayağa kalkabilecek durumda. Ne de döviz artışından dolayı ihracat ihya olup beraberinde dövizi bollandırıp fiyatını düşürecek durumda. Bunların hiçbiri kısa vadede sonuç verebilecek şeyler değil. Tersine şundan korkalım. Yarın öbür gün bu türbülansa dayanamayan çok sayıda firma kepenk kapatacak. Şimdi, çok sayıda firma kur zararları yazacak. Büyük büyük firmalar kur zararı yazacaklar ve bundan dolayı insanlar işsiz kalmaya başlayacaklar. Bu söylediğin az önce kabus kelimesini kullandı Hilmi Acaloğlu. Onun aslında bir adım sonrası kaos gibi. Yani bu söylediğin manzara. Kepenk kapamalar, işsiz kalmalar vesaire. Şimdi az önce arkadaşlar başlığını da verdiler. Erdoğan'a yakın diye bilinen isimlerden Profesör İzzet Özgenç sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Son derece hani insanın tüylerini ürperten bir ifade ama aynen kendisinden okuyorum. Diyor ki Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bir kere tespit önemli. Hani ağır ekonomik bunalım. Bu sonuç ortaya çıkacak, kaçınılmaz diyor. Bu nedenle, gene kaçınılmaz ifadesi geliyor. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir. Bir de açıklamasında anayasa madde 119 diye de bir kaynakta belirtmiş. Anayasaya göre diyor, böyle bir imkan var diyor. Şimdi ben bu arada size gönderiyorum arkadaşlar, bu şeyi bulabilirsiniz, tweetini Profesör Özgenç'in. Gerçekten her kelimesi kabus gibi, kaos işareti gibi, ağır ekonomik bunalım ve bu nedenle diyor ortaya çıkabilecek sonuçlar sebebiyle olağanüstü hale, o hale hazır olun diyor. Nasıl ya? Yani şimdi Ayşenur o tweet'i okudum ben de bir şey yazdım. Okumadın herhalde. Söyle canım. Şöyle dedim bu İzzet Özgenç'in tweet'ine. Ağır ekonomik bunalımı bu rejim kabul ediyor mu? Ki o hal ilan etsin. Bir kere ortada bir ağır ekonomik bunalım şeyi ikrarı var mı? Bu henüz yok. Hem o hal cahil akılsızların çıkardığı bunalıma ne yapsın? Ne yapacak o hal? Hayır, döviz alınmasını mı, fiyat ama artışlarını mı yasaklayacak? Bakın İzzet Özgenç'in işte şeysi. Ağır ekonomik bunalım. Yani bu ifade zaten saray ekonomisinin, Erdoğan ekonomisinin geldiği noktayı gösteriyor. Hemen söyleyeyim. Tamam da bunu Erdoğan kabul ediyor mu şu anda? Yani ağır bir ekonomik bunalımdayız diyor mu? Henüz Azizim, demiyor. Kusura bakma. Erdoğan kabul etmeyecek diye güneş doğudan Allah aşkına batmıyor. O hal ilan edip de döviz fiyatlarını mı döviz alım satınımını mı yasaklayacaklar? Ne bilmiyorum. Fiyatlara ama mı engel olacaklar? Şey, o hal neyi halledecek yani? Ama her şey Erdoğan'ın elinden çıkmadı mı? Yani bilmiyorum. Her şeyi daha da berbat hale getirirler Ayşenur. Yani her şeyi iyice çıkılmaz hale getirirler. Umarım böyle bir şey akıllarından geçmesin. Yani bu kez tam bir keşmekeş olur. O hal hiçbir derde derman olmaz. Ayrıca da içeride dışarıda Türkiye'ye, yani genel olarak Türkiye'nin imajını son derece kötü etkiler. Ve Türkiye'nin bütün bu geminin içindeki herkesi çok kötü etkiler. Yani buna niyetleri varsa da bundan vazgeçsinler. Ama bundan vazgeçirecek olan aktör muhalefettir. Bak hep sızlanıp duruyoruz. Ben bu sızlanmalardan artık hakikaten sıkıldım. Yani insanlar sızlanıyorlar, insanlar büyük acılar çekiyorlar ve muhalefetin kapısına gidiyorlar bizi bundan kurtarın diye. Biz bunu çekmeye mecbur değiliz. Yani muhalefetin artık bir şey yapması lazım ya. Yani bir iki miting yapıp ondan sonra arkana yaslanıp tweet atmakla olmuyor bu işler. Yani bu kadar
insanlar zor duruma düşmüşken ikinci el meyve bilmem neler bunları yaşarlarken insanları bunlara mecbur bırakamaz muhalefet. İnsanları bunlarla baş başa bırakamaz. Ya ben bir de muhalefetin bir şey yapması gerekiyor artık. İzzet Özgenci'nin attığı tweet'i ben